sadece bölgeden değil, Türkiye'nin ve dünyanın tarafından Maraş'a gelindiğinde, bu şehirde gelip Kahramanşehir'e gelindiğinde tercih edilen mekanlardan biri olacak. Şehir böyle büyük. Bakın, bu mekanlarla Maraş'a biz Maraş'ın katma değerini artırabiliriz. Maraş'ın turizm potansiyelini artırabiliriz, Maraş'ı artırabiliriz. Kahramanmaraş, Türkiye 30 büyük şehir var. 30 büyük şehirde 25'i genel bütçede düşük pay alan belediyeler arasında giriyor. Kahramanmaraş'ta bunlardan biri. Valilik meydanımız, burası dört meydanı, Çiğdem, Tutlu'da, Trabzon Caddesi ve civarında giriyor. Burası 40 bölümlük bir alan. Bu özel idare binası yapıldığından bugüne kadar ilk tartışması konusu oldu. Eleştiri noktası birkaç yönde. Bir, ya bu bina bu civarı süliyetini bozdu. Yani bu kadar yüksek bir bina burada niye yapıldı? İki, ya bu kadar altı ve boş alanları var. Yani bunları biz yapmış olsa bu bina yarısı yeter. Üç, fonksiyonel bir işletme maliyeti. Bunlar hep eleştiri konusu oldu. Ve yıllardan beri buradaki ağzımın hepsi biliyor. Bu bina ne zaman yıkılacak vesaire geldiğimizde de böyle bir beklenti. Ve biz yaptığımız kamuoyu araştırmasında da yüksek oranda bunun yıkılması önerilecek. Biz önce spesifik olarak özel idare binasının yıkılıp dönüştürmesiyle başlayan fikrimiz Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmede Sayın Bakanımızın şehir ziyaretinde bu konuyu kendisine açtığımızda adayı tamamen dönüştürebilir. Ve bize de çok makul geldi. Çünkü bu arada arkadaki bir iki otel hariç tüm yapıları 2018'deki deprem yönetmeleri standartları taşımakla ilgili bazı binalarda ekonomik ömrü doldurdu. Hem buradaki adliye binası, Çevre Şehirliği binası, valiliği de. Dolayısıyla biz burayı dönüştürdüğümüzde Kahramanmaraş'ın kaybı olan ve tarih dokuyla da bütünleşik, yani kapalı çarşı olacağını kalemizle de çok yakın bir alanda olan bu alanın dönüşmesi Kahramanmaraş'a çok ciddi bir marka değeri yaratacak. Ama otogarımızın eskiliği yok. Biz burada mesafemizi anlaştık. Süreçler zor olsa da. Ama Kahramanmaraş'ta yaklaşık bunlar gerçek olsa. Ve bu şehirde yaklaşık otobüs vermek düzenlenir ve hizmet hazırlar edilir. Yeme içme mekanlarıyla, yazıhanesiyle, oturma alanıyla, giriş çıkış izinleriyle, toplu taşımasıyla, taksisiyle, duraklanmasıyla, her şeyiyle birlikte otoparkımız kalbimizin sona gelir. Allah'ın izniyle eğer bir yaklaşık olmasın bir ay süreceğiz inşallah burada tutuyoruz. Birkaç alternatif dile getirelim. Evet, bu stat dönüş yapabilir, güçlendirilebilir. Bunu teknik insanlar, uzmanlar çalıştı. Stadın maç oynanır aşamaya gelmesi 100 milyona yakın bir masraf bile. Benim baştan beri bu stadla öbür stadı değiştirelim fikrini sürekli gündeme getiriyorum. Ama bu ilk başlarda ciddi karşılık görmedim. Olay bu noktaya geldiğinde dedik ki biz 100 milyon buna yapıp iyileştirdiğimizde yine bu çok iyi bir şey oldu. Gelin bu 100 milyon masrafı buraya yapmayalım. Geldiğimiz noktada bu stadyum, 13 Şubat stadyum, şehrin içerisinde kalmış, trafiği etkiliyor. Genişleme alanı yok. Biz size daha geç, burası 48 dönüm. Şubat stadyumu, oradaki yüzme havuzuyla, kapalı konferans salonuyla, gençlik, spor, il müdürlüğü vesaire dahil 48 dönüm. Ama bizim 120 dönümlük bir stadyumumuz var. Burayı geçelim. Yaptırdığımız deprem analizinde orası da çürüyecek.
burası da aynı spor kompleksi olur. O 100 milyon lirayı buraya masraf etmeyin. Bize 100 milyon lirayı verin. Burası Halil İmalçı Stadyumu belediye. Biz stadyumu yapalım. 100 milyon ilave edin. Bize de karşısında burayı yapıp teslim edelim. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştik geldi. Spor Bakanımız da geldi. Çevremizdeki milletvekillerimiz, valimiz, il başkanımız, bizler yaptığımız alan ziyareti buna karar verdik. Yani 13 Şubat stadyumu belediyeye verilecek. Biz de bu karşılığında 100 milyon ilave destekle buradaki stadyumu yapacağız. Fakat burada bir şey daha yapıyoruz. Bunun projesini hazırladık. Biz şehrimize tam olimpik bir yüzme havuzu kazandırmak istiyoruz. Ve bunun projesini hazırlamıştık. Bunun yeri de kılavuzun millet bahçesinde yapıyoruz. Onu da göreceksiniz. Fakat bu alan geçsin ortaya çıkan husus, biz burayı madem spor kompleksi yapıyoruz, bu havuzu da buraya yapıyoruz. Mahmur gel, onu da biz yapıyoruz. Onun için de yurt dışı bir kaynak bulduk. O projeyi buraya veriyoruz ve Halil İmalçıçek Stadyumu bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. Dağınık yerleşim olan yerlerimiz var. Bunların en temel ihtiyacı var. Biz dedik ki bizim 13 Şubat'ta Kodur Tanıroğlu yani merkez olarak tanımladığımız bu alanda en sürü ihtiyaçlar var. Ama biz görev